Evet arkadaşlar, bugün saniyeli oyundaki bütün gizemleri bulacağım. Bunu yarın atacağım video için yapacağım. Fakat yaparken size göstermek istedim. Bu sayede ise Blogger'da bir video çıkmış olacak. Şimdi elimde bir liste var. Bunların hepsini saniyeden aldım. Tabii siz bunu Blogger'da izlediğiniz zaman da zaten The Arda'ya videosu atılmış olacak montajlı bir şekilde. Onu buradan izleyebilirsiniz. Bu sayede görüntü toplama yayını olacak. Buradan bütün bilgiler var. Hatta yazımı okuyabiliyorsunuz. Buyurun okuyun. Bunları şimdi hepsini yapacağız arkadaşlar. Hazırsanız böyle bir saat boyunca bendesiniz. My Project hala bunu değiştirmemiş. Şöyle birkaç tane güncelleme var, onları da göstereyim. Bunlar videoda olmayacak ama en azından canlı da göstereyim. Ayarlar hala burası simetrik değil ve ayarlar tuşuna şöyle bir şey eklenmiş. Bir ayda ayarları yapamadım. Öncelikle oyun başladığı zaman birkaç tane özellik var. Bunları hem gösterip hem anlatamayacağım ama anlayacaksınız. Görerek anlayabilirsiniz. Bakın şimdi. Bu kısımlar bir geçsin. Bir easter egg var. Enter'a bassan. Oha harbi lan. Denenir. Ama dur. Ya. Bu aslında bir binanın üstündeymiş bu. Burası ise bir ofis değil. Sadece bir kutu. Ve şuradaki şeyin yanı. Bunları hep mesela. Buralar da ayrı yer. Buralar başka bir dünya mesela burası. Bak o da orada. Burası buranın farklı bir evi, görüyor musunuz? Burası farklı bir ev mi? Burası da farklı bir ev. Bura nere bu arada? Hayatımdan nefret ediyorum. Burası apayrı bir yer. Benim rekorum 60 saniye, tekrar söylüyorum. Bak cutscene burada yaptık. Burası bambaşka bir yer değil. Şu an oradayız. Şu an buraya geçtik. Buralardan geçtik herhalde. Başka yapacak bir şey yok. Enter'a basınca geçiliyormuş bu arada. Olaylar aslında burada olmuyor. Bambaşka bir yerde oluyor. İlk detay arkadaşlar. Uyandığınız gibi buraya gelip crunch jump yapıp bunun üstüne çıkarsanız, oradan da şunun üstüne şöyle çıkarsanız ve buraya bakarsanız, evet. Kendini eklediğini zaten biliyordum ama ben böyle oyunda bir yere bakınca, bir camdan bakınca göreceğimi sanarken böyle bug'la eklemiş. Bu da böyle bir şeydi yani. Birkaç tane şey yapmam lazım. Telefonda bir özellik var. Şarj aletini bulacağız. Hiç değil. Yayın kasmıyor değil mi bu arada? Kasmıyor. İşte buradasın. İşte bu olurken, diğer şeyi göstereyim. O şarj olurken. Oyunda toplanabilirler arkadaşlar. Bunlar yeni güncellemeyle geldi. 10 tane var. Biri burada. Fakat diğeri arkadaşlar, bu en büyük detaylardan biri. Şuraya, sonra buraya çıkıp evden direkt animasyonsuz çıkabiliyorsunuz. Ve arkanızı denerseniz. Neredeydi lan? Telefon şarjı olmuş olmalı. Ay. Sadece kel bir çocukmuş. Ondan sonra cima. Buralara bakmamıştım. Şunlar ayrı bir mem mi? Şu Rambo'ya benziyor. Şu Robocop. Telefonda büyük bir detay yok. Gizem yok, detay var. Bakın arkadaşlar, oyunun arkasında bir ördek var. 255 kere basarsanız, hatta gelin basalım. Biraz uzun sürecek. O sırada yorumlarınızı okuyayım. O sırada ben de katılları okuyayım. Evet, gelmemiş. Bu şaka yıllardır yapıyorum, çok sevdim. 51, 52, 53, 54. Bu minik bir detay. Pek gizem değil. Abartı bir şey değil ama. İşte bu, kazandım. Bunu çoğu kişi fark etmemişti. Niye 255 bilmiyorum bu arada. Sonra cima. İkinci ördek ise şurada. İkinci ördeğimiz burada. Bu detay, bu bence en güzellerinden biri. Videodaki şeyi anlamadıysanız şöyle bir olay var. Bu da komik bir detay bu arada. Aslında oyunu tek kişi yapmadı saniye. Buna bayağı uzun bakacağız. Bu arada bir tek bunlara basılıyor yani. Buna basılıyor. Bunlara basılmıyor. Ben de o sırada katılları. Yeter lan yeter. Evde yokum işte. Tamam, dünyadaki son insan değilsin. Tamam, mutlu oldun mu? Alt tarafı zile basacaksın. Evde kimse olmadığını anlayınca gideceksin. Bütün uykumu mahvettin. Kaçmaya başla. Kaç, geliyorum, çabuk kaç. Bunu şey, Cahri'nin oynarken bastı, böyle oldu, adam böyle koşmaya başladı ama burada her türlü ölüyorsunuz. Aa, spoiler verdim. Birazdan olacak. Ama bazen bug'a giriyor, olmuyor. Umarım olur. Jumpscare gibi bir şey olacak, ondan hazır olun yani. Kulaklarınız varsa hafif çıkartmak isteyebilirsiniz. Oo, yok abi, yok. Bu oyundan bir şey olmaz. 10 üzeri 3 falan verir. Jumpscare gibi olduğunu söylemiştim. Tamam, oradan... Yapacak çok işim var. Evet, yapacak çok işim var gerçekten. Burada ne iş? Bu yayını kapatıp bunun montajını yapmak gibi. Şimdi gizli ördeklerin birkaçının yerini göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar, bu arada komik bir de şey göstereceğim size. Buradaki korkunç yeri hatırlıyorsunuz değil mi bak? Evet, bir numaralı. Bakın, ne kadar korkunç değil mi? Peki şöyle yaparsam. Not scary anymore. Ama hadi korkunç olsun sizin için. Şimdi üçüncü ördeğimiz şurada arkadaşlar. Ondan sonra cima. Bu arada bu ışık nereden geliyor? Işık aletten geliyor olmalı. Alet mi? Nereden? Alet yok ki bu. Buradan lazer olması lazım, yok.
Kandıralık. Sonra gidiyoruz, buna E'ye basıyoruz. Kesinlikle. Kapı kilitli diyor. Kapı kilitli olması ise şunu yapmamıza imkan sağlıyor. Kendimi şu an şey gibi hissediyorum. Rick and Morty'de Rick Roy oyununu oynayıp böyle etrafına bir sürü insan topluyordu ya. Bir de hileler yapıyordu Roy oyununda. Bunun işte buradasın. Çok sweet spot'u var olmadığı için. Dördüncü şey burada arkadaşlar. Dördüncüsü şurada. Bir de bu full functional bir piyano. Buraya basarsak ise bu aslında böyle yazılımcı dilleri. Bunlar da ne? Ben bunu fark etmemiştim bu arada. It seems. Evet, sonracığıma bu kapı siliniyor. Bu minik güzel bir detay işte. Sonra geldik diğer şeylere. Evden çıktığımız gibi sola gidersek. Nereye gitti? Burada da bir beşincisi olması lazım bu. Daha büyük şeylere gelmedik, durun. Daha büyük, en büyük şeylere gelmiyoruz. Park da tamamen boş. Park tamamen boş değil. Burada biri var. Allah Allah. Buradaki kişiyi göremiyorum. Sadece böyle yaparak görebildiğiniz bu limon aslında Eldraine'e gönderme. Diğeri statikli evde. Bana, sana gönderme her zaman var dostum. Buraya gidiyoruz arkadaşlar. Eldraine'e gönderme değil demişti, evet, ama bilerek şakasına. Diğer ördeğimiz şurada. Bu arada buna bakarak o birinci şeyi de bulabiliyorsunuz ama ben size zaten gösterdim. Ördeği toplasam mı? Dur ya, ördeği aldık, onu hatırlatın. En sevdiğim gizeme geliyoruz. Bunu çoğunuzun görmediğine eminim. Burada videoda görülen gizli şey var ya arkadaşlar. Gizli kadın. Bakın o burada. Statikli evin karşısında. Aa, kadın deyip böyle şey yaparsanız. 10 saniye bakarsanız. Baktım. Uzun süre boyunca baktım. Dünyadaki son insan olduğumu düşünüyordum. Ama apartmanın içindeki mavi elbiseli teyze bana doğru yolu gösterdi. Bu birinin unuttuğu bir modelleme hatası değildi. Bu buraya bilerek konulmuştu. Teşekkürler teyze. Bana doğru sonu gösterdiğin için teşekkürler. Vay canına, süper chat mi? Sağ ol Rüşit. Gerçek son. Ya 290 kişi öğrendi şu an bunu. Ben yayın açsam 100 kişi geliyor ama hadi 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 birazcık şey yaptım. Affettim sizi. Bak 4 sondan 3 son var. Bir tane şey bir son var. Unofficial bir son var. It seems today that all you see is violence in movies and sex on TV. But where I do good old fashioned values I used to rely. Evet. Bu bugün alabileceğiniz en iyisiydi. Daha iyisini vermem. Lucky there is a family. Likely değil. Lucky. Lucky there is a family guy. Lucky there's a man who positively can do anything will make us laugh and cry. En özelliğe geldik arkadaşlar. Bunu çoğunuzun görmediğine eminim. Kendiniz bulamazsınız büyük ihtimal. Yayıncılardan falan izlemeniz lazım. Bu 7, tamam. Şimdi burada bir garip bir parkur var. Buraya. Ben bunu ilk oyunda fark etmiştim. Burada gizli kapı gibi bir şey var demiştim. Bu çıkıntıyı Mert bilerek yapmış. Crouch jump yapacaksınız. Buraya çıkacaksınız. Bu bayağı zorlayacak beni. Buradan buraya. Ben niye buradayım? Ya. Buradan buraya. Oh, hayır. Buradan buraya. Bak. Hadi. Hadi. Evet. Tamam. Tamam. Evet. Buraya çıktık. Ben niye buraya çıktım? Evet. İşte soru bu. 320 kişinin sorduğu soru da bu. Yarın çoğunuzun sınavı var ama 330 kişi şu an burada bu canlı yayını izliyor. İşte niye buraya çıktım biliyor musun? Aslında tek buraya çıkmamın nedeni buydu. Sadece bu değil. Bu. Buraya Blue Hell deniliyor arkadaşlar. Mavi cehennem. Genellikle oyunlardan aşağı düştüğünüzde bulduğunuz bir yer. Ve adı üstünde Mavi Cehennem. Oyunların genellikle Skybox'ını gördüğünüz bir yer. Bu şarkı sadece buradan düşerseniz çalıyor. Bilerek buraya koymuş şeyi. It seems today that all you see is violence in movies and sex on TV. But what are the good old fashioned values? I used to rely. Bakın. Aman boş. Çok şaşıracağınız bir şey göstereceğim. Oyunu eğer ki bitiremediyseniz bitirmenize yardım edeceğim ben size. Rahat olun. Bu arada isteklerden biri de şu. Nereden geliyor? Şu. Bak şu. Bir saniye göstereceğim. Şu. İsteklerden biri bu. Bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Lan bana benziyor lan biraz. Benim böyle Johnny Test gibi saçım yok ama. Biraz da Johnny Bravo'luk da var. İsteklerden biri bu. Tabi ne bu easter egg diyeceksin. Easter egg'in asıl olayı şu. Oraya bakınca. Şöyle bakarsanız. O benim dostum. Onu aldık. 7 tane olmasına bak. Burada garip bir parkur var ya. Şehir merkezine giden tek yol bu. Çok zor bir parkur. Ben yapamıyorum arkadaşlar. Evet. Abi buradan neymiş pardon. Hadi yaklaşıyor.
Biz bugün ne yapacağız biliyor musunuz bu arkadaşlarla? Ben oyun oynarken böyle bir şey yoktu. Buraya dümdüz yürüme olması diye bir parkurdan eklemiş ve bunu görünce çok şaşırdım. Hatta bunu da detay sandım. Şöyle bir olay oluyor. Alışmış merkezi bu yön. Bayağı bak biraz ipuçları var şurada. Şurada ipucu var. Bu beni bayağı şaşırtmıştı. Ah! Ne oluyor? Bayağı. Az önce yer mi yok oldu? Ben bunu şey sandım. Böyle bir detay sandım. Bozulma detayı sandım. Öyle bir şey değilmiş meğerse. Hani gittikçe düzenecek sandım. Bakın bir daha. Ah! Hayır! Hayır! Keşke mikrofonun içine girerek gidemeseydin. Telifli miydi o şarkı? Hayat. Aha bak orada da biri var. Görüyor musunuz? Bak 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 bak. Ya. Ya. Bu yoktu. İlk oyunda bu da yoktu bu arada. Bunu da sonuna eklemiş. Niye böyle T-pose yapıyorlar diye merak ediyorsanız yarınki videoyu izleyebilirsiniz. 9. ördeğimiz solda arkadaşlar. Dust'taki kutuları falan dediğim yerde. Şeyde ne olmuş? Adam her şeyi bilerek yapmış. Minecraft hayran haritalı. Hayran ne oğlum ya? 10.000 izlenen Minecraft YouTuber'larıydınız zaman niye hayran diyorsunuz? Tamam, şimdi güvenlik kutu. Şimdi lazım. Bakın. 3. son adam burada ve ben bunu ilk fark ettiğimde bu da yeni güncellemeyle geldi. Bayağı korkmuştum. Bu burada ve bu en korkunçlardan biri çünkü böyle bir yerde gerçekten beklemezsiniz. Bak bir de bakana kadar bir şey olmuyor. Teknik olarak şöyle ha yok. Evet, sonuncusu burada ve bunu alırsanız söylemeyeceğim çünkü yarınki videoyu izlemenizi istiyorum. Yukarıda çekiç var. Belki işime yarayabilir. Ben de diyorum niye alma yeri çıkmadı onu. Bak orada şu an çıktı. Çok sweet spot'tan bulmanız lazım onu. Nedir olduğunu öğrenme vakti. Aa! Kulağım. Bir saniye burası neresi? Buraya gidebildiğimiz bir... bura nere harbi? New York Times. Burası Amerika o zaman. Aa burada havuzlar varmış. Bura nere? Balyoz.png. Burası bambaşka bir yer. Şu ofis değil mi? Bu ofis olabilir. Yo bu ne ya? İşte bu da FNAF Easter Egg'leri gibi. Tamam burada bir şey yok. Ve oyunu ilk defa ben de size beraber bitireceğim. Ne olduğunu bilmiyorum bari. Gerçekten bilmiyorum. Hadi. Bilgisayar patlayacak mı? Bu fan sesi ne? Hadi. Bu ne fiyani fotok? Adam onu da çözemez oğlum. Hata 101 falan diyordu. Hata kodu 101. Yeniden başlat. Bakın. Aşırı iyi bir fikir vereyim burada. Saniye bu videoyu izlese bile buraya kadar izlemez. Hayır bak. Ne oluyor lan? Bence... Bir saniye dur. Aa oyunu kapattı. Bence burada yapılacak en iyi şey neydi biliyor musunuz? Böyle videolarındaki son gibi bir şey yapmak yerine başa alsaydı ve oyun en baştan başlasaydı. Yani uyansaydı, hayatından nefret ediyorum deyip aynı şeyleri gösterdik ve oyun tekrar başlasaydı. Döngü yani. Nasıl fikir? Bence daha iyi. Uyandığımızda mesela işe gitmem lazım dese işe gitmeye başladı. Yine aynı sahneleri izlesek sonra oyun tekrar başlasa. Klişe değil mi? Hayır ya döngü için iyi olur. Klişe nasıl klişe lan? Başlarken harita biraz daha farklı. Öyle buna yaşanmamış mıydı? Evet bu arada o da iyi fikir. O da güzel fikir.